Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celalain tefsirinin Ali İmran suresinin 155. ayetinden itibaren okuyoruz. Tabi Uhud'den bahsediyoruz. İnnellezine tevellev minkum anil kitali. Sizden kıtadan tevelli eden, kıtadan kaçan, arkasını kıtal alana verip kaçanlar sizden. Ne zaman? Yevmel tekel cem'ani. O günkü ne oldu Harun? İki cem'e karşılaştıkları günde sizden kaçanlar. Peki o iki cem'e kimlerdi? Yani diyor İki cem'in karşılaştıkları gün, cem'ül muslimine ve cem'ül kufari. Biri Müslümanların cem'iydi, biri kufarların neydi? Cem'iydi. İltekal cem'anidan bi'uhud. İki cem'in, yani Müslüman ve kafirinin cem'inleri, cemaatlerinin Uhud'da karşılaştıkları gün, sizden kaçanlar, o kaçanlar kimlerdir? Ve humul muslimun, Müslümanlardır. Kaçtılar illa isna aşere racule. İlla isna aşere racule. 12 racul hariç. Hazreti Ebu Bekir Sıdık, Talha, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf başta olmak üzere 12 kişi Resulullah ile beraber kaldılar, geri kalan bir an kaçtılar. Bazı rivayetlere göre 18 kişi kalmışlar. Bazı rivayetlere göre Talha tek kalmış. Oldu. Tabi farklı durumlarda olmuş. Bir savaşta bir ara kaçtılar 18 kişi, bir ara kaçtılar 12, bir ara Talha tek kalmış. Yani rivayetleri bu şekil topluyorlar. اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ Anlıyorsun Harun. İki cem'in karşılaştıkları günde sizden kaçanlar اِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمْ Ancak onları ne etti? اِسْتَزَلَّهُمْ اَزَّلَّهُمْ Oradaki sinti zayidedirler, mübalağa içindirler. اَزَّلَّهُمْ Ancak onları ne etti? Onları zelil kıldı. Öyle değil mi? Gaye onları zelil kıldı, onları yeniltiye uğrattı. Onların kaçmasına yol açtı. Kim onları zelil kıldı, onları hizmete uğrattı? Şeytan. Şeytan onları zelil kıldı, onları hizmete uğrattı. Şeytan ne ile, silahıyla, okuyla, kılıçıyla değil. Bi vesvesetihi. Şeytan vesvesesiyle onları zelil etti. Onları perişan etti, onları yeniliğe uğrattı. Ne ile? Vesvesesiyle. Peki şeytan ne ile onları zelil kıldı? Bi badima kesebu. Kesip ettikleri bir takım günahlarından dolayı şeytan onları yeniliğe uğrattı. O da ne diyeyim? Makese bu. Mine zunubi. Günahlardan. Yani kesbettikleri günahların bir kısmından dolayı şeytan onları hezimete uğrattı. O bad zunub neydi? Bak. Mine zunubi makese bunun beyanidir. Ve hu muhalefetu emri nebiyyi. Bu da neyin beyanidir? Bu da badın beyanidir. Bu da neyin beyanıdır? Bad'ın beyanıdır. Yani onlar Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet ettiler. Ne ettiler? Muhalefet ettiler. Allah'ın Resulü onları beşe böldü. Yerinizden ayrılmayın. Yerinden ne etmeyin? Ayrılmayın. Okçular yerinden ne ettiler? Ayrıldılar. Diğerleri de
kafirlerin gelmesiyle yerlerinden kısas olan kaydılar. Dolayısıyla Allah Resulü'nün Nebi'nin emrinin muhalefeti onlardan sadır oldu. İşte işledikleri günahlardan bir kısmı buydu. Bu günahdan dolayı Allah'ın teyidi, Allah'ın kalplerine olan kuvvetleri kesildi. Yani Allah onların kalplerine kuvvet vermedi. Allah onları teyit etmedi. Onlar ondan dolayı kaçtılar, yenildiler. Oldu mu olmadı? Bugün de öyle. Bir Müslüman emirinin emirlerinin dışına çıkarsa sıkıntı olur. Ama bir kısım günah işlediler. Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet ettiler. Şeytan oradan faydalanarak onları hezimete uğrattı. Yani hezimetlerine sebep oldu. وَلَقَدْ عَفَّ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah-u Zülcelal o ganimet için dağılan Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet edenleri neydi? Affetti. Oldum. Niye affetti? İllet hükmündedir. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Çünkü Allah-u Zülcelal müminlere gafurdur. Kesirul mağfire, gafur mübalağa sırasıdır. Allah-u Zülcelal müminlerin zunublarına çok çok gafurdur. Onun için onları ne etti? Affetti. Bir de halimun, Allah-u Zülcelal nedir? Hilmi boldur. Hilmi bol olduğu için asilerin ikabına, ukubetine acele etmiyor. La ya'cilu alel usati. Usat asinin cemidir. Usatlara ne etmiyor? Acele etmiyor. İnsan bir kişi cezalandırmak isterse acele yapar. Niye acele yapar? Bu fırsat bir daha elime geçmez. Bunu değerlendireyim der. Her şey Allah'ın kuvvet kabdesindedir. Allah'ın kuvvetinden, kabdesinden çıkma, kurtulma ihtimali yoktur. Niye acele etsin ki? Acele etmesinin bir gereği, nedeni yoktur. (Gülüyor) 155'i öğrendiniz mi? 156. ayete geçiyoruz. Ya eyyühellezine amenûn. Ey iman edenler. Hani amenü denilince demek ayet medenidir. Ey iman edenler, la tekunun, siz olmayın kellezine keferu, kafirler gibi olmayın. O kafirler, hangi kafirler? Eyl münafıkine. Siz münafıklar gibi olmayın. Yani münafıklara kendinizi benzetmeyin. Onların söylediği şeyi söylemek suretiyle kendilerini onlara ne etmeyin? Benzetmeyin. Anlıyorsun değil mi? Onlar ne diyorlardı? Onları dinlemeyip savaşa giden öldürenlere ne diyordular? Diyordu, eğer bizi dinleseydi, gitmeseydi, yanımızda kalsaydı, ölmezdi. Ölmezdi. Yani onlar kendi savaşa gitmemek, savaştan kaçmayı, ölümün tehirinin sebebini biliyorlardı. Diyor siz de onlar gibi böyle bilmeyin, böyle demeyin. Ya eyyühellezine aminu, la tekunu kellezine keferu il münafikine. Siz münafık gibi olmayın. Onların söyledikleri gibi söylemeyin. Onlar ne diyorlardı size onlar gibi olmayın, onlar gibi söylemeyin. Ve kalu li ihvanihim. Onlar kendi kardeşlerine. Nesep, din kardeşleri değil. Zaten münafıktı. Din kardeşliği yok. وَقَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ اَيْ فِشَّنِهِمْ Onlar nesepteki kardeşlerine dediler ki veyahut da küfürdeki, daraldaki kardeşlerine dediler ki yani onları demedi direkt mi? Onların hakkında dediler. Ne dediler onların hakkında? اِذَا دَرَبُوا سَافَرُوا فِي الْاَرْضِ Onlar arda, yeryüzüne sefere gittikleri zaman savaşlara gittikleri zaman fematu savaşta ölünce ha yolda öldüler ha gittiler savaşa kaldırdılar öldürüldüler. O münafıklar
o sefere çıkıp ölen kardeşleri için, küfredeki, daradaki kardeşleri için, nesledeki kardeşleri için diyorlardı. Bakın, izadları bu fil ardi, yani yeryüzüne sefere çıkıp öldükleri vakit. Ev kanu guzzen cem'u gazin. Yahut da gazi oldukları vakit fakültülü savaş. Ben biraz önce acele ettim, bak kendisi size söyledi. Yani onların kardeşleri ki sefere gitmişler, yolda ölmüşler. Veya savaşmışlar, gazi olmuşlar, ölmüşler. Bu münafıklar, bu kafirler kendi o arkadaşları için ne diyorlardı? Lev kanu indena. Eğer o kardeşlerimiz bizim yanımızda olmuş olsaydılar, ma matu, ölmeyeceklerdi. Bakın, izadara bu saferu fil erdi fe matu. Orada celali ne takdir etti Harun? Fe matu takdir etmedi. Ma matu, bunun kelimesiyle. Ev kanu guzzen fe kutilu. Orada fe kutilu takdir etmedi. O da ve ma kutilu kelimesiyle. Şimdi o kafirler, ihvanları ki sefere çıkmışlar, ölmüşler, savaşa gitmişler, öldürülmüşler. Onlar için diyorlardı, eğer yanımıza olmuş olsaydılar, sefere gitmeseydi, savaşa gitmeseydiler, ma matu ve ma kutulu. Ölmeyeceklerdi, öldürmeyeceklerdi. Ha, siz onlar gibi olmayın. Ne demek? Ey la tekulu kekavlihim. Siz onların söylediğinin benzerini söylemeyin. Siz de savaştan kaçmayı, ölümün tehirinin sebebini görmeyin. Oldu mu olmadı? لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ Bakın. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ فِي عَقِيبَةِ اَهْلِهِمْ Şimdi diyor hani diyor lidu çocuk doğurun lil mevti ölüm için. Ne demek? Yani çocuk doğurun akibet ölümdür. Oradaki lam nedir? Akibettir. Burada liyecane bu lam da akibet içindir. Onlar böyle diyorlar. Kardeşlerleri için eğer gitmeseydiler ölmeyeceklerdi, öldürmeyecekler diyorlar. Ha bu sözün akıbeti ne olur? Yec'alullah. Yani yec'alallahu zalike. Allah kılar. O kavlu. Zalike el kavle. Allah o kavli kılar. Fi akıbeti emrihim. Emirlerinin akıbetinde, nihayetinde, neticesinde Allahu Zülcelal o kavli ne kılar? Hasreten fi kulubim. Onların kalplerine hasret. Akibette, neticede, öldükten sonra eyvah biz niye öyle dedik? Bak, o kavlun, o kavl, Allah-u Zülcelal, o kavlu akibette, neticede, sonuçta kalplerine bir hasret. Vallahu yuhyi halbuki diriten, mana diriten insanları yaratan, ruh veren, can veren Allah'tır. Ve yumitu öldüren, hayatı izale eden yine Allah'tır. Öyleyse madem diriten Allah, öldüren Allah, فَلَا يَمْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُودٌ فَلَا يَمْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُودٌ Mevte karşı قُعُود fayda vermez. Yani mevte karşı قُعُود faydalı değil. İnsan evinde oturup savaşa gitmese, bu ölümü erteleyemez, ertelemez, ölümü geciktirmez, ölümü önleyemez. Ecel geldiyse Allah insanı evinde de öldürür. Ecel gelmediyse savaşta da insan ölmez. Vallahu bima ta'meluna basirun. Bima ta'meluna bitay. Allah sizin yaptığınız şeyle, amelle basirdir. Vel ya'i vallahu bima ya'meluna basirun. Madem basirse فَيُجَازِيكُمْ بِهِ Sizi onlar ne yapar? Cezalandırır. Bu ayet ta'meluna olursa. فَيُجَازِيهِمْ بِهِ Takdirinde eğer bilya olursa.
yani olursa feyücazin bir olur. Ta olursa feyücazilkum bir olursa. Ha şimdi diyor Allah yaptığınız amel hakkında basiret sahibidir, bilgi sahibidir. Eğer ta'melunna olursa o zaman müminlere bu bir müjdedir. Müminlere nedir? Bir müjdedir. Yani sizin yaptığınızı Allah bilir, karşılığını verir. Ya'melunna olursa kafirlere gidersem bir nedir? Bir vaiddir. Müminlere vaid, kafirlere vaid. Onların yaptıkları günah, pislik, nifaklarını Allah ne eder? Bilir, ne eder? Demek ki onları cezalandırır. Oldu. Pencere kapat. وَلَئِنْ 157. ayete geçiyoruz. وَلَئِنْ لَا مُقَسَمِ Dami nedir? Vav kasemdir, lame cevabı kasemdir. Demek ki orada bir kasem mahzuf. Kasem ne istiyor? Cevap istiyor. İnne şartı ne istiyor? Cevap. Kur'an'a göre önce hangisi kasem? Gelecek cevap onun olur. Diğerinki ne olur? Mahzuf olur. Bir bakalım o nedir? Normal Kur'an budur. Ve le'in kutiltum fi sebilillahi eyl cihadi. Sebilillah'dan murad nedir? Cihad. Eğer siz Allah yolunda cihada öldürülürseniz, ne ederseniz? Öldürülürseniz. Ev muttum bir demil mim mim. Demun mim olursa mate yemurtu babındandır. Ve kesriham, kese de olur, mate yematı olur. Mate ne? Şimdi mate yemutu ası yemutu yemsur. Onu demesin mime verir yemutu. Mate yematu. Mevite yemvetud. Alime-i alem-u bağımlı. Yemvet. Ve onun herkesi mime verdik. Yemvetu. Ve o elan sakin. Aslında mutak. Makabli mehtu. Elife kalb olduğun yematu. Ha. Eğer mate yemvetudan olursa ev muttum. Eğer mate yemvetudan olursa ev mittum. İkisi de caiz. Min mate yemvetu. Bak kendisi diyor. Min mate yemvetu ve yematu. Mate yemvetu, mate yematu. Madi değişmediği için madi bir sefer getirdi. Ne demek? Ne demek? وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ فِي السَّبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ Ne demek اَوْ مُتْتُمْ? اَيْ اَتَاكُمُ الْمَوْتُ فِيهِ Mevt cihada sizi yakalarsa. اَوْ مُتْتُمْ فِيهِ Yani cihada öldürürseniz, diyelim siz cihada çıktınız. Cihadda öldürülürseniz veya cihadda sebilullah'a çıktınız, öldünüz. Şehit olmadınız ama öldünüz. O zaman lemmeğfiretun kainetun minallahi lizunubikum. Sizin zunublarınız için Allah tarafından büyük bir mağfiret vardır. Ma kainetun buraya koydu, işaret etti ki minallahi kainetuna mutalıktır. Mağfiretun neydir? Mağfiretun tenvini tazim içindir. Le mağfiretun azimetun kainetun minallah li zunubikum. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve rahmetun minhu Allah huzur yani ve rahmetun kainetun minhu Allah tarafından büyük bir rahmet vardır lekum sizin için. Neyin üzerine? Ala zalike, bu geçirdiğimiz şey üzerine. O da neydi? Savaşta ölmek ve öldürülmek. Oğlum, ala zalike ala mana lamdır. Yani le mağfiretun minallahi ve rahmetun lekum. Size büyük mağfiret, büyük rahmet var Abdülber. Li zalike. Siz cihatta öldüğünüz için. Sebilullah'da öldüğünüz için. Veya Sebilullah'da öldürüldüğünüz için size büyük mağfiret var, büyük rahmet var. O mağfiret, rahmet de o kadar büyük ki ancak Allah'dan olur, Allah'ın gerisinden olmaz. O büyük mağfiret, rahmeti ancak Allah-u Zülcelal verir. Bildiniz mi? Bu minhu takdireti minallahi geçti ya, la mağfiretu minallahi ve rahmetun minhu. Buradaki minhu takdiri minallahi ternesi. وَلَّامُ لَمْ مَغْفِرَةٌ مُبْتَدًا مِنَ اللّٰهِ Onun haberi değil midir? Oradaki lam anlıyorsun Harun.
Vellam hangi lam? Le mağfiretündeki lam. Ve medhulluha, medhulluyla beraber mağfiretun minallahidir. Cevabul kasemi. Cevabı nedir? Kasemdir. Ve huve, bu le mağfiretun minallahi fi mevdi'il fiyeli. Bu fiil yerine gelmiş. Yani cümle ismiyedir, manasında fiil yerine gelmiş. Çünkü ceza uşşar, cevabul ne olur? Cevabul kasem olur. Cevabul kasem cümle nedir? Fiiliyedir. O öyle diyor, aslında cevabul kasem galibi cümle fiiliyedir. Ama cümle ismiye de ne olabilir? Cümle ismiye de gelebilir. Hani diyor, le mağfire minallahi takdimden le gafertu lekum ve rahimtukum. Le mağfiretun gafertu lekum takdimdedir. Anlıyorsan Andur Bey. Ve rahmetun rahimtukum takdimdedir. Oldu mu olmadı? Tabi anlaşılan o ki sanki cevabul kasem cümle fiili gelir, ismiye gelmez. Halbuki öyle değil. Cümle fiili de gelir, cümle ismi de gelir. Bunu demeye de gerek yok. Ha galip cümle fiili de onun için demiş diyebiliriz. Bu le mağfiretun minallahi mubtedaun. Demin ben yanlış söyledim. Mağfiretun mubtedaun minallahi kainetüne mutalık haber dedim ya, öyle değil. La mağfiretun mubteda minallahi kainatuna mutalık onun sıfatidir. Ve rahmetun mağfiretun üzerine atıftır. Mubteda minhum mukadder sıfat olur. Haberuhu bu mubtedanın habersi hayrun mimma yecmeune. La mağfiretun minallahi ve rahmetun Allah tarafından gelen mağfiret rahmet hayrun mimma yecmeune mined dünya. O kafirler öyle değil mi? Dünya toplandıkları mal menfaatten daha fazla diyor. Veyahutan hayrun mimma tecmaune. Sizin topladığınız dünyadan, dünya malından çok çok ileri. Bita'i vel ya. Ta olursa mimma tecmaune mine dünya. Sizin topladığınız. Mimma yecmanu bil ya olursa onların, o kafir münafıkların dünyadan topladıklarından Allah'ın mağfireti rahmeti daha iyiydi. Ama onlar Allah'ın mağfireti rahmetini değil, o dünyayı, dünya malını tercih ettiler. Şimdi bak dedi, وَاللّٰهُمْ وَمَعْتُونَ جَوَبُ الْقَسَمِ. Niye? Çünkü ine şartiyeden önce geçtiği için. İne şartiyeden önce gelseydi, ine şartiyeden cevabı olurdu. Dolayısıyla burada ine şartiyeden cevabı mahzuftur. جَوَبُ الْقَسَمْ قَيْنَسِيلَ. Oldu mu? وَلَاِنْ لَا مُقَسَمِ. Buradaki lam yine nedir? Lam-ı kasemdir. İngilen nedir? Şahsiyet. Ve le in muttum bil ve şeyni. Muttum, mittum. Eğer siz ölürseniz. Ev kutiltum fil cihadi. Ya cihada öldürülürseniz. Ev gayrihi. Cihadın gayrisinde öldürürseniz veya ölürseniz. La ilallahi tuhşerune. Siz Allah'a cem olacaksınız. La ilahe gayrihi. Allah'ın gayrisine cem olmuyor. Bu la ilallah la ilahe gayri, bu la ilahe gayri buraya koydu, işaret etti ki la ilallahi tuhşerune mutalıktır. Takdimin içindir, hasır için. Takdimin için hasırdır. Allah'a döneceksin, Allah'ın gayrisine dönmeyeceksin. Nerede? Fil ahirete. Ahirette sadece Allah'a dönersin. Fe yucazikum. O zaman ne yapar? Allah-u Zülcelal sizi cezalandırır. Yaptığın amellerinize karşı sizi cezalandırır. Amellerinizi ise iyi mukafatla cezalandırır. Amelleriniz kötüyse kötü cezayla sineği de cezalandırır. Bu diyet mertebeleri üçtür. Burada ona deniyor. Biz ona karışmayalım. Uzun olmasın.
bir geri dönün. لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا Ve önce matu ve makutul mevti katle takdim etti, tertibi riayet etti. Aşağıda diyor, ve le in kutilun fi sebilillahi evmuttum. Burada katli mevte ne etti? Takdim etti. Çünkü katil mevten daha nedir? Daha şereflidir. Neyse tersilatı uzun, namaza başladılar. Burada duralım. Yarın onun da açıklamasını yapalım. Buradan devam edelim. 158. ayet bitti. 159'a mı geldik? Tamam. Yarın buradan devam edelim.